2023'ün en çok yorduğu isimlerden birisi de yılların hit fabrikası Serdar Ortaç oldu. Gazete Magazin ekibi olarak soluğu ünlü şarkıcının yanında aldık ve hem hastalığına hem çok konuşulan yayınlarına dair çok özel bir sohbet gerçekleştirdik. Neden bunalımda? Kendimi çok ihmal etmişim. Hayattan neden umudunu kesti? Ölene kadar aşık olamazsın. Ölene kadar çekeceğiz ama. Bir bacağını kaybetme tehlikesi var. Hastalık bu durumda. Yaşadığı hastalıkta onu başka nasıl tehlikeler bekliyor? Birinci atak geliyor, bir ayağın gidiyor. İkinci atak geliyor, kolunu alıyor. Yarınlara dair hiç umudu yok mu? Bu hastalığın tedavisi yok, çözümü yok. Bir gün baba olursam diye düşünüyor mu? Yarın bulamayacağım herhalde. Gazete Magazin sordu. Serdar Ortaç içini döktü. Daraldım yani. Bu röportaj, bu itiraflar çok ama çok konuşulacak. Ben bakımsızdım abi. Yani çok ihmal etmiştim kendimi. Her şey iyi güzel ama şimdi izleyeceğiniz röportaj her işin başı sağlık, her şey yalan, bunlar gerçek dedirtecek. Babam demişti rahmetli çok çok evvelden. Sağlık gidince her şeyi unutacaksın dedi. Yani ben çok zıpır zıpır geziyordum. Kendine bakmıyorsun derdi. Sağlığım bir giderse derdi. Serdar Ortaç'layız. Son dönemde bunalımlarıyla gündemde. Zevkten yemiyorum ya. Mide dolsun da ölmeyeyim diye. 3 saniye sürer benim silmem. 3. 3. Sinirleri bozuk ve maalesef zaman zaman da ağzı bozuk olarak geliyor ekranlara. Kardeşim erkek adamsın. Bu kadar yüz verme. Verme. Aha ben verdim eski karıma. Bütün ipleri ne oldu ağzım. Erkekliğin şerefini mahvettiniz. Hayatında neler oluyor Serdar Ortaç'ın? Bunca neşeli, duygusal şarkının babasına ne olmuştu da bunalımdaydı? İşte tüm bu soruların cevapları için şimdi bir kez daha Serdar Ortaç'layız. Vereceğim dur. İyi geldin. Bir güzellik merkezine maniküre, pediküre, cilt bakımına gitmiş Serdar Ortaç. Bisikletten düştüm bak, gitti oralar. Görüyor musun ablan? Şurası. Çok da adetim değil bu tip yerlere gelmek diye başlıyor anlatmaya. Kendimi çok ihmal etmişim. Yani böyle bunalımdan depresyona girdim, çıkamadım. Şimdi arkadaşım davet edince ilaç gibi geldi. Hele sıcak suda ayaklarım bir dakika bekledi, o bile iyi geldi yani. Önce neden ben buradayım der gibi başladı ama az sonra iyi ki buradayım diye devam etti. Yani hep kadınlar gidiyor ya böyle. Aslında erkek de gidiyor yani. Çirkin erkek yoktur, bakımsız erkek mi vardır? Ben bakımsızdım abi. Yani çok ihmal etmiştim kendimi. Aynen doğru söylüyorsun. 50'sinden sonra hafif hafif metroseksüel mi oluyor ne? Ben sevmiyorum abi metroseksüeli de. O son gün, yani son işte yeni kuşağın taktığı lakap o metroseksüel. Bakımlı erkek daha güzel geliyor. Peki genel olarak bakımlı olmayı sever mi Serdar Ortaç? Evet, mesleğim gereği mecbur. Yani kimseye ne kötü görmek isterim, ne kötü istemem yani tabii. Çok eziyet abi bakım yapmak. Aslında hiç sevmem yani ama büyük eziyet. Bir de hastalandıktan sonra boş verdim gitti. Tam da bizim sormak istediğimiz soru öncesi o açtı konuyu. Her şeyi boş verdim diyerek neden boş verdin sevgili Serdar diye devam ediyoruz. MS hastasıyım. Multiple sclerosis diyelim. Kas hastası. Az önce gördün ayakkabımı çıkartırken falan tek başıma zar zor kaldırıyorum elimi ayağımı ama bu hastalığın tedavisi yok, çözümü yok. Türkiye'de 100 bine yaklaştı MS hastası. MS hastası ve bu ciddi bir rahatsızlık. Ne zaman fark etti? Tedavide geç mi kaldı? Şimdi anlatacakları ibretlik bir hikaye. Ben de 20 sene önce olmuşum. 20-25 sene önce, askerden önce. Hatta bir dakika, 30 sene olmalı. Tabii 1997'de gittiğime göre. İnanmamışlardı o gün bana. Önce gözümde kapanma başladı. Sonra ayaklarımda karıncalanma. Sonra yastığın altına kolun kaldığı zaman uyuşur ya. O uyuşma başladı. Doktorlara gittim. Sonra askerliğim geldi. Askeri gata vardı. Gataya gittim.
Yok sende bir şey, taş gibisin dedi. Ben dedim ki komutanım göremiyorum yani, tüfeği tutup bana hedef falan belirle desen gözüm görmüyor. Zaten bir 70 adamım dedim. Yok dedi, sende hiçbir şey yok dedi, yürü dedi. O zaman hatta asker kaçağı diye hapse girmiştim. Meğerse hastalık o zaman başlamış. O zamandan beri 30 senedir varmış gizli gizli. MS hastalığına dikkat çekmek için devam ediyor anlatmaya. Bu hastalık atak geldikçe kötüleşiyor. Birinci atak geliyor, bir ayağın gidiyor. İkinci atak geliyor, kolunu alıyor. Şimdi bende 3 atak oldu, 30 tane lezyon var beyinde ve omurilikte. Lezyon da böyle plakalar, küçük küçük iltihaplar diye düşün. Dördüncü atak gelirse, sağ ayağı da alırsa tehlike ama 40 yaşından sonra gelmez diyorlar doktorlar. Hastalık bu durumda, ölene kadar aşık olamazsın. Ölene kadar çekeceğiz ama şükür abi daha kötüler var. Böyle umutsuz konuşuyor ama onu hayatta tutan bir şey var. Ya ne kadar bunalımda olsam da sahneye çıkınca her şeyi unutuyorum. Bu yıl o yüzden hep konserlerde geçti. Çok çalıştım baba. Bunalımda olduğunu, sık sık depresyona girdiğini kabul ediyor. Peki bu rahatsızlıkları acaba ne tetikliyor? Özel hayatındaki aşk hayal kırıklıkları mı? Sebebi aşk falan değil abi, boşanmam falan da değil, inan bana değil. Sebebi hastalık. Bana demişti yani rahmetli babam. Bir de çok kayıp verdik abi. Kardeşim öldü, babam öldü falan yani kötü geçti. Pandemiden sonrası komple kötü geçti. Az önce babam demişti diye başladın, araya başka şeyler girdi. Ne demişti rahmetli baban? Sağlık gidince her şeyi unutacaksın dedi. Yani ben çok zıpır zıpır geziyordum. Kendine bakmıyorsun derdi. Sağlığın bir giderse derdi. Yani hiçbir şeyin önemi kalmaz derdi. Bir baktım öyleymiş. Şimdi bana milyonlar versen umurumda değil. Bak aynı ceketi, aynı ayakkabıyı, aynı pantolonu 300 kez giyerim. Hiç umurumda değilim yani. Bunalımın sebebi hastalık. Tekrar aşka geliyor söz. Aşk yok abi, hiç umurumda da değil. Tabii konuşmayayım, bilmiyorum abi. Sonra bir hesap yapıyor. Neden olmasın diyor. Şimdi bak 53 yaşına geldiğimi düşünüyorum. 63'e 10 sene kaldı. Şimdi aşık oldum, evlendim 2 sene olsa. 53-55. Yarın bulamayacağım herhalde. 55'te evlenip hemen çocuk yapmaya başlasam, 56'da doğsa, 57'de kucağımda büyümeye başladı, 58'de 63 geldi, çocuk okula gidecek. Yani bence çok geç kaldım abi. Hayatta hiçbir şey için geç değil be Serdar kardeş diye teselli veriyoruz ama... Tekrar bisiklete binmek istiyorum, o kadar. Bisiklete şu an binemiyorum. Geçen sene biniyordum. Sizi çok çektik görmekte. Evet ama şimdi yok, ayak tam kesildi. Ayakta duruyorum da yürüme ve bisiklet biraz hayal oldu. Onu toparlarsam tekrar. İşte o yüzden böyle geliyorum. Ve söz şu görüntülere geliyor. Beni komple yasakla. Komple. Benim umurumda mı sence? Benim sağlığımdan başka hiçbir şey umurumda değil. Sosyal medyada arıyordu bir ara teselliyi. Hala devam mı o mecraya? Bir ara çok girdim çünkü ilk çıktığında böyle heveslendim. Ama baktım şimdi herkes birbirine bağırıyor, kavga ediyor. Küfürler. Daraldım yani. Çok bağırıyor abi herkes. Bıraktım yani. Ya bırakmadım, ara ara giriyorum da. Eski zevki yok yani.